Ne karşı koruma olduğu için 99'da İzmit Körfezi doğusunda da kaptan Yahya Kaptan, Yahya Kaptan konutlarında da aynen, aynı şekilde aynı bir şekilde. Bataklık ortamıdır. Huzur içinde uyusunlar. Deprem geçirmiştir evet, yani evet, bir yerde. Bir izleyicimiz daha var ama telefona bağlanmak istemedi. Bana sorusunu söylediler. Mersin Mut kazasından Cemal Yıldız Bey, inşallah izliyorsunuz çünkü şimdi yanıtı gelecek. Bölgemize baraj yapılacaktı. Konu hakkında bilgi verir misiniz diyor. Şimdi bölge Taşeli Platosu adına bakarsanız bölge ciddi anlamda gerek yüzey suyu kimdir o? Göksu Nehri'dir. Ve kolu Göksu ve Ermenek kolu. Ermenek üzerinde Gezende Barajı vardır. Diğer kol üzerinde de izleyicinin bulunduğu baraj yapılacaktır. Bu yüzeyde olan bir şeydir. Ama baktığınız zaman bu sahalar aynı zamanda taban arazileri anlamında ve taraçaları, eski taban parçaları anlamında tarım alanlarıdır. Eğer taraçaları üzerinde kendi alanları varsa, tarım alanları varsa burada bir sorun yok. Ama taban araziler sular altında kalabilir. Burada Türkiye'nin son dönemde görebildiğim, sizlerin belki çok iyi bildiğiniz iki tane unsuru vardır. Dünya doğa mirasına da kattığımız işte peribacalarımız vardır. Yüzeysel sellenmelerle işte takkeleri bulunmuştur. Üstteki ignimbritler yani eski o sertgen kayalar takke şeklinde kalır. Zamanla takkeler düşer. İyice erozyonla bakarsınız kanallar boyunca, riller boyunca Kızılırmak karışır. Kızılırmak da Avanoslular da onu alır, testi yapar, çanak çömlek yapar, bize satarlar. Böyle bir hikaye vardır. İkincisi gene iyi bildiğimiz, kenarında tarihi de bir kentin bulunduğu Hierapolis. Yani denizdeki travertenler, Pamukkale. Bir üçüncüsü, madem Mut örneğini söyledi, o yöreyi geçen sene gezmeye fırsatı buldum. Erinç Hoca 2002'de ölmeden bana dedi ki, evladım ben bir tanesini ancak görebildim dedi. Burada 11 tane yer köprü var dedi, bir minik aşk hikayesi. Bakın, Toroslar yükselimine devam ettiği sürece, yani Anadolu Anakarası yükselmesine devam ettiği sürece, Göksu kendisini bulunduğu vadisine gömüyor. Derinleştiriyor değil mi? Gittikçe kazıyor. Yani derine aşındırma dediğimiz olay. Peki Göksu'ya yeraltı kanalları vasıtasıyla karışan sular ne oldu? Bir dakika diyorlar. Biz bu suları devam ederiz. Ama Göksu'nun da önünü tıkarız. Ne yaparsınız? Kalsiyum bikarbonatlı sular aynı Pamukkale örneğindeki gibi vadinin önünü tıkıyorlar ve traverten bloğu oluşturuyorlar. Vay sen benim önümü tıkadın mı? Diyor Göksu. Bunu alttan tünelle bir 500 metre deliyor. İnadına inat bir aşk. O aşkı düşünebiliyor musunuz? Traverten bloğunun her iki tarafından yüzeysel sellenmeler size 50-60 metre yüksekliğinden akan şelalelere dönüştü. Lütfen zamanınız varsa Mutlu Bey iyi bilir, Mut'taki izleyicimiz iyi bilir, Hadim'dekiler iyi bilir. Burada ciddi anlamda Türkiye'nin iki tane doğal abidesi var. Peki yani baraj sizce yapılsın mı yapılmasın mı? İhtiyaçsa yapılsın. İhtiyaçsa yapılsın peki. Şimdi iyi ki baraja geldik. Yani benim suyla ilgili tabii sizin kadar ben gezmiyorum. Gezemiyorum daha doğrusu. Fakat doğada gezerken özellikle Batı Anadolu diyelim yani. Batı ve Orta Anadolu'da da pek çok derenin kuruduğunu görüyorum. Yani Türkiye'de bir su sorunu var mı? Yani su kaynaklarımız yani geçmişe bugüne baktığımızda ciddi anlamda bir kayba uğramış vaziyette mi yoksa aynı stabil durağan bir seyir mi izlemekte? Şimdi buna uzun vadeli cevap vermem gerekirse nasıl iklim istasyonlarında uzun vadeli periyodik 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık periyotlar alıp o yörenin ikliminden bahsediyorsak ve Türkiye'de de 3 çeşit iklim var diyorsak ana temel anlamda bu 8'e 9'a çıkar alt birimleriyle birlikte işte kara iklimi diye İç Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu iklimi, bir Karadeniz iklimi, bir de Marmara, Ege ve Akdeniz'de bulunan Akdeniz iklimi. Sizin bahsettiğiniz daha çok kuru dere yatakları adına düşünürseniz, bunu herhalde Manavgat için söylemiyorsunuz, Köprüçay için söylemiyorsunuz. Değil mi, demiyorum. 2009'da Köprüçay'da ciddi anlamda rafting yapmış bir insanım. Evet, evet. Bu kadar da söyleyeyim size. Köprüçay nerededir hocam? Köprüçay, Akdeniz'e sularını ulaştıran... Antalya travertenlerinin doğusundaki Aksu, peki Köprüçay, Manavgat falan. Hala rafting yapabiliyor musunuz orada? Kesinlikle yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sizin bahsettiğiniz daha çok derelerdir. Dereler evet. Ya da
Dalaman Çayı gibi biraz atlayarak Antalya'nın batısına geçeyim, Teke Yarımadası'na geçeyim. Buradaki eğer geriye siz bir baraj yaptıysanız tabii ki onun önündeki dere yatağı kuruyacaktır. Yani. Ya da bulunduğu saha itibariyle bir kurak ortam yaratacaktır kendi. Değişik bir popülasyon yaratacaktır. Ya da tam tersi çok yeni Ardahan için söyleyeyim. Buradaki nehirlerin donduğunu biliyoruz. Hı hı. Üzerinde insanların karşıdan karşıya nehir kenarında yürürken kışın karşıdan karşıya o donmuş nehirden karşıdan karşıya geçiyorlar. Doğal köprü. Doğal köprü oluşuyor sizin o akarsuyunuz. Evet. Bunlar da akarsu değerlerine baktığınız zaman elektrik işçileri etüt idaresinin ya da DS'nin verilerine uzun yıllık periyotlarına baktığınız zaman herhangi bir gerileme bence yoktur. Şunu ama kesin kez söylemek lazım. Türkiye'de 18 tane ana akarsu havzası vardır. Bu havzalarda herhangi bir gerileme yoktur. Evet. Ancak üzerine sizin yaptığınız herhangi bir baraj sorusu sorarsanız bana, bizim barajlarımızın o zaman tarihlendirilmesi lazım. Yani her şeyden önce baraj sorununa eğilmiş midir bu ülke? Evet, eğilmiştir. Başkentlik yaptığı için bir Bursa, bir İstanbul'da bentler vardır. İkinci Mahmut dönemi sonra. Yani Belgrad Ormanı'nın içinde hem rekreatif anlamda bakarsanız hem de o su toplayıp savaş dönemlerinde ya da şey dönemlerinde bir acil afet dönemlerinde o suyu sudan faydalanma mekanları vardır, alanları vardır. Sonra bir 60'lar dönemi yani o Türkiye'nin çok partili rejime geçtiği dönemler. O büyük akarsuların önünü bentlemiştir. Kimdir bu? Hırfanlı gibi Kızılırmağ'ın üzerine veya Sarıyer gibi Sakarya'nın üzerine, Demirköprü gibi Gediz'in üzerine büyük barajlar yapmıştır. Sonra baktığınız zaman 200'ün üzerinde bugün büyük barajınız vardır. Türkiye'nin ikinci ya da üçüncü büyük gölü ne derseniz Atatürk Baraj Gölü'dür. 875 kilometre kare büyük bir denizdir karşınızdaki baktığınız zaman. 2009'da, 2010'da görme fırsatı oldu. Bu arada son 3 yıl içinde bazı sorularınıza net cevap veriyorum ama müsaade ederseniz şunu da söyleyeceğim. Kurum başkanı olarak birçok arkadaşım, birçok il, coğrafya öğretmenleri, çalıştayları yaptıkları için onlarla bir araziye çıkma fırsatım oldu. Arazi etütleri, geziler yapma fırsatım oldu. 81 ilin 50 ili adına da konuşma fırsatım oldu. O açıdan da sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi bizim...